Selamun aleyküm hepiniz arkadaşlar. Merhaba diyorum hepinize buradan. Bugün Stikar Driving'den bir video çekiyorum. Mercedes-Benz S600 sürüyoruz. 1980'lerin son dönemi, yani 90 başında başlandı bu arabanın üretimi. 1990'da başlandı. 98'e kadar üretilen bir araç. Gayet güzel. V140 kasa diye geçiyor. Benim Mercedesler arasında en sevdiğim kasadır kendisi. Yapımcısı Dragon 777 oyuna yapan kişi. Dolayısıyla gayet güzel. Benim de hoşuma giden bir araba. Bunlar dörtlülerimiz. Sinyalimiz. Fren lambamız bu. Parklarımız bu. Geri vitesimiz de bu. Evet. Aracımızın içi bu şekilde. Şu an çalışmıyor. Ufaktan ufaktan çıkalım. Dediğim gibi benim en çok sevdiğim araç Mercedes kasalarında budur. Eski arabaların zaten kalitesi bir başka oluyor. Otomatik vites kullanıyorum çünkü Mercedes gibi bir S-Class gibi bir lüks araçta manuel vites zaten binde bir çıkar yani. Ve böyle bir arabada manuel vites kullanmak yok yani, olmaz, böyle bir şey yok. Tabii ki illaki var, binde bir çıkıyor. Yer vermeye gerek yok. YouTube'a 2 haftadır hemen hemen video atamıyorum. Takip edenler biliyordur. En son ETS2'nin 1.26 beta'sı ilk çıktığı zaman, Paris yenilendiği zaman, Fransa yenilendiği zaman bir video atmıştım. Ondan beridir video atamadım. 2 hafta oldu hemen hemen. Şehir dışına çıktım. Bazı işlerim vardı. Ondan sonra da işte denkleştirip bir video çekemedik. Hastamız oluyor, bir şeyimiz oluyor. Fransa DLC'sinin çıkış tarihini SCS açıkladı. Dün yaptıkları açıklamada, dün SCS blok üzerinden yaptıkları açıklamada önümüzdeki ayın 5'i diye söyleniyor. Bakalım. Söyleniyor değil, öyle tarih verdiler. Önümüzdeki haftanın 5'inde, 6'sında inşallah DLC'ye sahip olacağız. Oynama fırsatına erişeceğiz. Oyunda ara sıra stabilizasyon sorunu var. FPS şu anda 120'lerde, 190'larda geziyor. 110. Yani bu normal. Neyse, bazen bir 80'e düşüyor. Sebebini de anlamış değilim. Arabayı ağır ağır kullanıyorum. Bildiğiniz üzere S-Class kullanıyoruz yani. Öyle bundan sürat yapılmaz. Tabii ki yapılır da. Yerine göre şu an biz böyle şehirde turluyoruz.
Hem bu aracı gerçekte çok sahip olmak istediğim araçlardan biridir yani bu araç. Yaya yol veriyor. Ülkemizde bu araçların S600'ler için konuşuyorum. İyilerinin fiyatları, temizlerinin fiyatları epey tuzlu. 40-50 milyardan aşağı yok. Araca baktığın zaman 93-94 model bir araç ama fiyatına bir bakıyorsun epey pahalı. Yapacak bir şey maalesef bizim elimizden gelen bir şey yok. Olsa ne ala kullanırız yani biz de bu tür araçları. Şöyle evin içine bırakalım arabayı. Sikarı ben epeydir almak istiyordum ama Steam'e geleceğini duymuştum. Olan ya çalışmadı nedense. Evet, dediğim gibi Steam'e geleceğini biliyordum. Dolayısıyla henüz almamıştım. Şu arabanın yola yakışmasına bakar mısınız ya? Jantlarımız da güzel yani. Şu bozuk yere bir girelim. Ben bu tür araçları çok seviyorum. Eski arabaların görünümü bence daha güzeldi yani. Tabii ki yenileri de gayet güzel ama eskileri bir başkaydı. Çukura bakar mısınız ya? Araba düşse kırılır ya. Zaten Rusya'da kaza videolarına bakarsanız birçok arabanın tekeri çıkıyor yerinden. Doğrudan çıkıyor yani jantıyla birlikte tekeri çıkıyor. Bunun sebebi de zaten bu çukurlar yolların bozukluklarıdır yani. Çukura bak ya. Gerçekte de var yani hemen hemen. Bu kadar kötü yollar bunların. S600 güzel bir araç. Zamanının cumhurbaşkanlarını, milletvekillerini taşıyan bir araç. Makam arabası yani. Kısacası öyle. Geçelim arabamızın içine. Şuradan dönüp arabayı evin önüne bırakalım. Arabayı evin önüne bırakalım. Ondan sonra videoyu kapatayım. Sticker'ın Steam'e gelmesi güzel oldu. Atölyeye de modlar gelmeye başladı. Atölye desteği destekleniyor şu an. Verildi. Ancak oyunu ilk indirdiğiniz versiyon çalışmayabilir. Çalışmaz yani. Atölyeler çalışmıyor. Çalıştırmıyor onları. Oyunu silip tekrar kurmanız gerekiyor. Ben denedim. Olmadı. Yılmaz abi de denedi. O da onunla da olmadı. Oyununuzu silip yeniden indirmeniz gerekmekte.
Şöyle girdik, bu tamamdır. Aracımızı park ettik. Evet arkadaşlar, Sticker'dan da Steam versiyonundan bir video çektik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.